Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Hocam şimdi bu Mevlana Hazretleri ile Şems arasında bir sorun oluyor. Sorun. Hatta Şems'e öyle şeyler söylüyor ki Mevlana sonra pişman oluyor. Hani onun elminden. Önce satına laf atıyor. Bunun arasında bir problem var. Mesela Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam arasında bu sorunlar var. Anlaşamama. Bazı yerlerde. Şimdi mesela seni de fazla anlamayanlar var, anlayanlar da var. Sebep bu mesela ilim adamlarının biraz daha açık göz olması lazım. Mesela bazı şeylerde de ne kadar katılmasa da bence düşünmesi lazım. Hemen ona sen kafirsin, sen işte dine çıktın, sen gavursun öyle demek saçma değil mi? Sonra pişman oluyor Mevlana Hazretleri. Mesela diyor ki yaptığımız yanlıştı. Şimdi bütün tarikatların yorumları kendisine göre ayrıdır. Mesela zikirleri ayrıdır. Nakşibendilerin zikirleri ayrıdır. Onlar Nakşibendi'de rabıta hali var. Ama Kadri tarikatında yok. Aptal nedir? Rabıta kendi halinde mesela düşünür, hayal eder. Tasavvuf. Yani şey mesela şeyhini hayal eder. Yani o hal var. Ama Kadri'de topluca zikir var. Yani yüksek sesle zikir var. Böyle cuma toplanır. Zikir yapıyorlar. Burada oranın frekansı yüksek olur o zaman. Birleşme oranı ya oraya. Şimdi birleşme olunca şimdi gaya ana temele bakalım. Mesela acbendiler var. Onların giyimleri farklıdır. Saçları uzundur. Mevlana hakkında konuşmak istemiyorum. O Şemseddin'le olan alakalı yani anlatmak istemiyorum. Çünkü benim kardeşlerim bazı arkadaşlarıma ben cahil dedim. Herkese cahil dedim. Yani niçin cahil dedim? Yani Arapça o beni sevenler yani Arapça ilimleri yok, hadis ilimleri yok, Kur'an ilimleri yok diye o demek istedim. Peki vardır. Şimdi olabilir de yalnız ben de o an o beni eleştiri yapanlar, onlar da onların ateşine düştü. Olabilir. Onlarda da özür diliyorum tabii. Ben de o bana samimi olanlara diyorum. Kardeşim, tarikatların içi çok değişiktir. Her tarikatın hali ayrıdır. Fikir olarak. Evet. Mesela Rubai tarikatı var. Urfa'dadır. Onların hali zahirdir. Zikrederler camide toplu halde. Ayakta. Mesela Nakşibendi de neden ona Nakşibendi demişler? Nakşibend. Nakışlı ip. Göğsü nakşidir. O da ayrı. Zikirleri de bazen toplu oluyor. Bazen de kendi hallerine tek kişi rabıta giriyorlar. O da var. Yani benim anlatmak istediğim batın ilimde bu haller yoktur. Batın ilimde aşk arama ilmi ayrıdır. Oyunu senden hazırdı. Mesela bir arkadaşımız yorum yapmış. Hani ben dedim ya şey Abu Kadir Geylani Kızır'ı gördüğü zaman onda aşk istedi. Dedi benim ilmim vardır. Ben ilmimi bitirmişim ama Allah aşkı bende yok. Ben Allah aşkı nasıl bulayım? Hızır Aleyhisselam da dedi ki git evde otur ve içinde kalbinde La ilahe illallah zikret ve nefesini tut ve kalbinde La ilahe illallah zikret ki o zikir direkt ben Allah'a gider. Melek bilmez, cin bilmez, insanlar da bilmez. Tek evinde yalnız. Yani batın ilim çok değişiktir.
Bazı yorumcu arkadaşım, bir arkadaşım demiş ki Bismillahirrahmanirrahim de kal. Zaten Bismillahirrahmanirrahim de La ilahe illallah'ın içindedir. Ayrı demiyoruz ki. Allah'ın yanında en makbul zikir La ilahe illallah'dır. La ilahe illallah ile Allah arasında perde yok. Şimdi adam nefesini tutuyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim deyince La ilahe illallah eklenince bilen nefes dalgız çekiyor. En kısa kelime daha çabuk kızdı. Frankası Allah'a gider. En büyük zikir de La ilahe illallah'dır. Bismillahirrahmanirrahim maneviyatı siyah gözü ve beyaz gözün arasındaki perdedir. La ilahe illallah Allah arasında perde yoktur. Bismillahirrahmanirrahim de La ilahe illallah'ın içindedir. La ilahe illallah da Bismillahirrahmanirrahim içindedir. Ama La ilahe illallah daha yüceltiyor. O gizli kalpte aşk veriyor insana. Yani bu Hızır'la Musa olayı da anlaşmazlıklar oldu. Çünkü Hızır batın ilimle hareket etti. Allah'ın ona verdiği emirleri uyguladı ama Musa onu anlayamadı. Bak zıtlaştılar. Diğer İslam'ı da anlamamalarının sebeplerinden bir tanesi. Ya şimdi bazı ilmi ledunlar var. Ben burada söylersem bütün hocaların, bütün İslam şeyhlerin, alimlerin kafası durar. Ya Yunus Emre nasıldı hocam? He? Yunus Emre. Yunus Emre de Allah'ın aşık olan bir kuldu. Allah'a şirk Ya koşmayan bir kuldu. Yunus Emre'nin hikayesini anlatsam mesela. Ya Yunus Emre Taktuk Hazretleri'nin yanında büyüyen bir insandı ve onun yanında ilmi marifet gördü. Ama onun yanında aşk görmedi. Aşk nerede bulayım dedi. O da Allah'a aşık olmak için Allah'ı aradı. En sonunda gitti geldi şehre geldi dedi vallahi ben ne kadar da dolaştım dolaştım bulamadım. Ben bunu anladım. Allah sevgisi kalbimdedir. Kalpte. Kalptedir Allah. Allah kalbiyle kulunu tanır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Ben kulumun kalbini de bilirim. Gizli. Kalbinde ne geçirirse onu da bilirim. Yani Allah-u Teala şanı çok büyük. Biz Allah'a aşık olduktan sonra Allah'ı aradıktan sonra Allah-u Teala buyurmuş. Benim için olanı ben de onun içinim. Kim Allah içinse Allah da onun içindir. Bu. Kardeşim Allah biz Allah'a muhtaç olacağız. Mahşere hesaba gideceğiz. Sekerat-ı mevt var. Ve azab-ı kebir var. Ve cehennem var. Ve sırat köprüsü var. Biz ruhaniyetimizi karartmayalım. Evet Allah'ın dostu da vardır. Yok değil. Salih olan kullar da var. Yok değil. Salih kullar onlar bir insanla Allah arasına giremez. Yapamaz. Utanır. Kendine kefil olamıyor. Korkar. Bir zat vardı. Ben onun yanına tövbeye gittim gençken. Tabii ki daha evlenmemiştim. Askerde yeni gelmiştim. Gittim yanına dedim ben senin yanına tövbe etmeye gelmişim. Dedi sen utanmıyor musun? Sen nasıl ta Diyarbakır'dan buraya kadar benim yanıma geliyorsun tövbeye? Ben kimim? O da şeyhti. Ama ilim şeyhiydi. Medrese şeyhiydi. Şirkte, Pelvari'de. Git dedi evinde otur. Elini kaldır Allah'ım ben tövbe ediyorum. Allah seni bilir.
Allah her yeri görür, her yeri duyar. Kardeşim yani şeyler de farklıdır. Ben çok cemaatleri gezdim. Çok yaşadım. Akıllı olan insanlar için iblisler vardır bazı yerlerde. Akıllı olan insanlar için çok hallerde iblis vardır. Allah bize akıl vermiştir. Ben yarın sekarata düşersem, eğer Allah beni kurtarmasa kimse beni kurtaramaz. Onun için ben Mevla'nın hakkında yorum yapmak istemiyorum. Artık bundan sonra ben size söylediğimi söyledim. Bütün söylediklerim de bir belgeyle söyledim. Bak dedim ki karanlıkta oturan insan aydınlıktaki insanı görür. Aydınlıkta oturan kişi karanlıkta oturanı görmez. Kardeşim, biz bütün ilimler, bütün her bu galakside tamamlı galakside olan bütün her şey batından çıkmadır. Batında olan Allah bizi görüyor. Ama biz aydınlıktayız, biz Allah'ı bilmiyoruz. Akıl, evlat bazı hareketlerde var. Bunları söyleyeceğim. Her parmak izi, insanın her parmak izi ayrıdır. DNA'sı ayrıdır. Ruhaniyet hali, hepsinin de mahiyeti Allah'tan gelmiştir. İnsanların ruhaniyeti. Allah'tan büyük kimse yoktur. Allah kurtarıcıdır. Ve Allahu Teala'ya ancak şefaat edecek kişi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O da son duasını ahirete bırakmıştır. Ümmeti için saklamıştır. Kardeşim, biliyor musun günde kaç defa şeytani nefs insanı kontrol ediyor? Kaç defa insanı kandırıyor biliyor musunuz? Şeytan dünya var olana kadar insanlarla uğraşıyor. Bazen gördüğün kişi o gördüğün kişi olmayabilir. Çünkü Hızır şey avukatı dedi ki sana bir ruhaniyet batından geldiyse o çağırdığın kişi olmayabilir. Onu sorgula, şehadet iste. Eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adına şehadet getirirse o Müslüman bir ruhtur. Zahirde de öyledir kardeşim. Batında bu varsa zahirde de öyledir. Her gördüğünü iyi zannetme. Allah dostu Allah'a aşık olan kişidir. Dünyanın malı onun gözü önünde bir çöptür. Allah dini sermaye için kullanılmaz. Para saltanat için kullanılmaz. Allah-u Teala dünya kainat onun mali mülküdür. Allah'ın dinini kendi gayesiyle kullananlara ben şarlatan diyorum. Ya eğer ki dünyanın halifesi Allah-u Teala seçmiş olsaydı ebediyete kadar Adem olacaktı. Adem, babamız Adem, son Adem olacaktı. Bak, son Adem. Ondan daha da 39 tane Adem gelmiş. Bak neden şey Muhyiddin-i Arabi biliyordu da neden bizim Muaviye'den bu taraf Amevi, Abbasi, Selçuklar bunu demediler bize? Çünkü şey Muhyiddin-i Arabi arif bir insandı. Onun kalp gözü açıktı. Allah içindi. Sermaye toplamadı, para toplamadı. Kardeşim, zengin olanın kişinin malında ne kadar malı çok olsa da mutlaka içinde haram vardır. Mutlak. Yani insana iki tane düşman var insanın içinde. Batın içinde diyor ki diline dikkat et ve nefsi şeytana dikkat et. Bu nefsi şeytan nedir? Diyor ki nefsine dikkat et, nefis amellerine dikkat et.
kendinde büyüklük taslama. Beni Allah'tan daha çok seveceksin öyle diyenlere. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de demiş ki benden daha fazla kimseyi sevmeyin. Ben sizi yaratanız benim. Bu Kur'an-ı Kerim'dedir, ayettir. Allah-u Teala demiş ki ey melekler, ey insanlar, ey cinler bana secde edin. Kalbinizdeki sevgi benim olsun. Benden başka hiç kimseyi fazla sevmeyin. Allah-u Teala ha, karşı yanlış yapan bir insan kurtulamaz. Bu Mehdi Aleyhisselam bu toplam bu evliyaların, meleklerin, hani bu evliyaların toplamının tamamı mıdır? Yani birincisi. Şimdi Muhammed Mehdi, hani sana demiştim ya, üç tane sıfat ona gelmiş. Birisi dünya ekseni. Dört defa dünya ekseni, dünya ekseni, dünya ekseni, dünya ekseni. Saat 9'da kalem beyaz oldu. Beyaz olacak. Saat 9'da Muhammed Mehdi kalktı. Diyarbakır'ın semasında da bulutlar da beyaz olmuş. Yani bu bulutların beyaz olması diye değil. Bu sadece bir zahir işarettir. Tarihler birbirine uyuyor. Gün, yıl, ay, saat birbirine uyuyor. Elinde var. Aynen 2021, 2. ayın 21'i saat 9'da Muhammed Mehdi'nin elinde var. Dünya ekseni onun sıfatidir ve zül intikam oğlu. Onun da bir sıfatidir. Ve bir sıfat daha da var. Mazlumların intikamı olacak. Allah'ın emrinde olmayan ve Allah'a şirk koşanlar, her ne kadar planlar varsa hepsinde intikam alacak. Nasıl alacak? Beddua edecek, Allah silahıyla o planları dağıtacak. İşte mesele bu. O dünya ekseni Muhammed Mehdi'nin diğer bir sıfatıdır. Yani dünya ekseni de Muhammed Mehdi'nin emrine giriyor. Hem o hem de bir sıfatıdır. Bir de Muhammed Mehdi'nin Diyarbakır'da olduğu için de 21 Şubat 9'da da Diyarbakır'ın seması bugüne kadar da beyazdır. Bugün ayın kaçıdır? Bugün 11. ayın 5'idir. Hala da bulutlar beyazdır. Bu büyük bir hikmettir. Yani Muhammed Mehdi'nin bir sıfeti dünya ekseniydi, bir sıfeti de zül intikam oğludur. Yani artık zül intikam oğlu, Allah'a düşman olanlar her kimse, firavunları, hani Allah demiş ya, bütün firavunları dağıtacağım. Bir de Muhammed Mehdi demiş ki, o altınları sana göndereceğim. Ne demek? O altınlar nerede? Yani altındaki bütün altınlar Muhammed Mehdi'nin eline getirilecek, Allah gönderecek. Allah'ın emriyle getirecekler. O altın çağ olacak ha. Evet hocam, Allah razı olsun. Sen de.